Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Manisa'dan herkese selam olsun. Şu an Manisa'da fabrikadayım. Buraya dün akşam geldim. Arabamı açtım. Bir yükümü indireceğim. Ondan sonra yüklenip nasipse Çerkezköy'e kaçacağım. Evet, dün aşağı yukarı 3-4 gündür hiç video yapmıyorum. Video çekmedim. Sebebi dişimdi. Dişimde sorun vardı. İki tane diş çekince bu aydın konuşan adam konuşamaz duruma geldi. Onun için kusura bakmayın. Bugün videolara başlıyoruz tam gaz. Evet, nereden başlayalım bugün? Sokak kafeden başlayalım. Ufak da bir muhabbet ederek sokak kafede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben hazırlıklarımı yapayım. Sokak kafede görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine neyle başlayalım? Bence güzel bir şeyle başlayalım. Demliğim sıkıntıydı. Şimdi demliğimi kulpazım ona. Takacağım. Ha, bu arada da birçok arkadaş yazdı bana. Abi, Ato demli de yenisini al, ne uğraşıyorsun? Arkadaşlar, çok pahalanmış, çok. Bildiğiniz gibi değil. Bir de ben gerçekten eski atmayı sevmeyen bir adamım. Eskilerimi çok severim. Gerçekten her şey de öyle. Bak, oldu mu? Bence oldu. Eskileri kolay kolay atmam arkadaşlar. Çünkü eskisi olmayanın yenisi olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın, eskisi olmayanın yenisi olmaz. Yani bunu büyüklerimiz, büyük insanlarımız bunu hep böyle söylemiş. Eskisi olmayanın yenisi olmaz diye. Bunda bir yere denk, kulağınıza küp olsun. Aydın amcam bana bir gün demişti dersiniz. Evet, bugün kahvaltıda sucuklu yumurta. Artık Aydın bu sucuğu almış. Bu sucuk bitmeden bu işi bırakmaz. Dün evde de Mertlerle beraber güzel bir sucuklu yumurta yaptım. Onlara hani dedim ya, Instagram'da paylaştım. Haydi gençler, kalkın annenize babanıza bu günü siz yapın dediğim gün. Evet, ben de aileme güzel bir kahvaltı hazırladım. Güzel bir melemen yapmıştım. Aynı zamanda da sucuklu yumurta. Evet, kendime bakıyorum. Niye derseniz, devamlı sokaktayım. Sokakta olduğum için kendime çok iyi bakıyorum. Ha, bu arada yine diyorum ya, birçok arkadaş işte yine yazıyor, söylüyor. Görüyorum yani YouTube videolarının altında. İşte abi, yani dışarıda, yani cimrilik mi? Hayır, değil arkadaşlar. İnanın ki değil. Yani cimrilikle mimrilikle alakası yok bu işin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şu an gerçekten bakın, en kalitelisini yapıyorum ben. Evet. Buyurun göstereyim. Göster diyorsunuz ya, buyurun. Şimdi ben bunu dışarıda yemeye kalktığım zaman sucuğun gerçekten tavuk sucuk gelecek ya. Adım gibi eminim. Veya kalitesiz bir sucukla yapılacağına adım gibi eminim. Peynirin aynen o şekilde, zeytinin aynı o şekilde, tereyağın aynı o şekilde, balın aynı o şekilde. Ya dün, şimdi ya, bak ha, bir konu anlatayım. Ben en çok uyuz olduğum şey şu. Evde hanıma kızarım. Hanım şimdi bana her sene Alucura'dan Mehmet Orasan bana bal yollar. Her sene. 6 çerçeve, 8 çerçeve alırım. Bu sene ne aldın? Geçen sene 8 aldım. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için 6 çerçeve aldım. Ha, yeter mi? Yeter tabii ki 6 çerçeve. Çünkü bunu birkaç tanesini birilerine dağıtıyorum. Yalan yok. 4 tanesi de bana kalıyor. Ha, 4 tane bana yetecek mi? Yetecek tabii ki. Şimdi hanım balı alıyor. Benim aldığım bal, Alucura'dan gelen bal, bu bal. Bu bal da petekli bal. Hanımla hep kavga ediyorum. Şunu ediyorum. Şimdi Mert daha buradan bunları montajlarken konuşacak. Konuşsun, önemli değil. Benim balı, ya ben
bu balı alıyorsam petekli gene yiyin. Onlar bu balı alıyor, süzdürüyorlar. Süzdürdüğü zaman ben de kızıyorum. Ya süzdürecekseniz gidin o 3 harfli marketlerde var. Hanıma dedim sen balı aldın mı? Almadım dedi. İyi dedim balı dedim al dedim yukarıya çıkar. Ulan o günü markete gittim. Alma lan bak daha balı anamın aşağıdalar. Çünkü orada düz ayak olduğu için. Daha balı almadan markete gittim bir iki bir şey almaya. İşte 10 lira üzeri alırsan şu ucuz oluyor. Bu ucuz oluyor. Ana bir baktım bal var. İşte 47'den mi? 57'den 27'ye mi? Öyle bir şeye düşmüş. Hemen bir kavanoz aldım. Hani o 5 tane bal bir arada satanlar var ya. İnan bu ballar öyle bal. Ben öyle diyorum. Ben güvenmiyorum o ballara. Aldım abi balım. Eve geldim. Hanıma dedim ki peçete istemişti işte. Bilmem ne onları aldım. Aa dedim bir tane de ya bir de yumurta istemişti. Yumurtayı aldım. Dedi ki bir de dedim sana bal aldım. Aşağıdaki balı alıp da ziyan etme dedim. Kavanozda süzme bal aldım o. Ha, ne kadar iyi ne kadar kötü artık onlar bilir bahane. Benim dedim anam güzel petekli balı mı? Abi şunun güzelliğine baksanıza ya petek bu ya. Bakın arkadaşlar petek de hile olmaz. Ama süzme de her zaman hile olur. Petek balda hile olmaz. Ha petek balda hilelik şu var. Şeker koyuluyor. Hayvana şeker veriliyor. Şurup yapılıyor. Hayvan da biraz tembelleşmiş yani. Eskiden arılar dünya kilometre gider, yol yapar, gelir, bal yapardı. Şimdi oradan alıp yapıyor. Evet, sokak kafeden hepinizi seviyorum. Bana da afiyet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, şu an saat 1:30 oldu. Tabii ki benim yüklemem akşam olduğu için. Dün akşamdan beri de yattığım için yatıyorum kalkıyorum. Pervane bir yanda çalışıyor. Gerçekten geceleri soğuk Manisa ama gündüzleri bayağı sıcak oluyor. Uyumak istiyorum ama olmuyor. İnşallah uyurum saat 7'ye kadar. Çünkü 6-7 gibi buradan çıkış yapacağım. Nasipse gece belli bir saat var. O saatte orada olmam gerekiyor fabrikada. Allah yolda olan herkesin de yardımcısı olsun. Ama ben şu an bir türlü uyku uyuyamıyorum. Dediğim gibi Manisa gündüz çok sıcak ama geceleri çok soğuk. Allah'a emanet olun. İnşallah uyur ve kalkar yola devam ederim. Hala bekliyorum, yüklenmedim. Evet, şu an yükleme başladı. Aydın bahar, arabayı hemen toparladım. Karanlık moddan gündüz moduna geçtim. Şimdi yüklenip yola devam edeceğim ama saat şu an 3:30-4'e geliyor. Hemen hemen. İnşallah 5 gibi kalmaz çıkarım buradan. Niye derseniz ne kadar erken çıkarsam o kadar yol alırım. Uyudunuz mu derseniz uyuyamadım. Çünkü sebebi gerçekten gündüz uyumuyor. Ama havanın sıcaklığından kesinlikle uykunuz gelmeden uyuma şansınız yok. Tabii ki ne kadar erken çıkarsam benim için o kadar iyi. Sebebi de gece 12'ye kadar bir insanın normalde gün içinde işe başladıysa sabah 12'ye 1'e kadar uykusu gelmiyor. Evet, ben de 5 gibi buradan çıkarsam zaten 12 1 gibi Çerkezköy'e varırım. Evet, Manisa'dan Allah nasip ederse inşallah 5'e kalmadan çıkacağız. Durum onu gösteriyor. Niye derseniz yükleme başlamış. Evet, yükümüz yine hafif. 43 tane ile gideceğim. Yani hemen hemen 2 kapakla yolculuğa devam edeceğiz. Evet, yemek acıktım. Acıktım ama güneş adamı yakıyor baksanıza. Olsun, yolda bir daha durur yememizi yeriz. Niyetim öyle zaten. Yolda bir daha durmak. Tabii ki 45'i yapacağım yerde durursam saat çok geç olacak. Artık bir yerde bir çare bulacağız yemek için. Gelmedi la bu. Hayırdır oğlum, haydi la. Dedim hemen çıkarız dedik. Baksana daha gelmiyor. 5 dakika oldu ben video çekeli. Kayıplar. Evet, görüşmek üzere. Yolda görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, şu an Manisa'dan yolculuk çıkış yaptık. Saat kaç oldu? 5:10 var. Evet, şu an Sarıhan'dayım. Buradan da Halil kardeşime selam olsun derken arabası burada. Evet, Mercedes burada şu an. Evet, Halil'e bir selam vereyim.
Evet, Halil'in araba sağ tarafta. Güneş Yumurta'da çalışıyorlar. Ona da selam olsun. Şu an yolumda mazotum var. Bir mazot alacağım. Hani diyorlar ya hep ben 50 liralık alıyordum. Evet, ben hep 7500 liralık alıyordum ama şimdi 10 bin liralık alacağım. Zamlandığı için 7500 liralık yetmiyor çünkü. Evet, 10 bin liralık mazot alıp yoluma devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar, Abdurrahman kardeşimin dediği gibi çocuklarını neden bulaştırmadın? Bir kere ben çocuklarımı çok seviyorum. Diyeceksiniz ki ya öbür anne baba sevmiyor. Onlar da seviyor. Herkes seviyor. Herkesin çocuğu kendine tabii ki farklı. Ama ben hep şunu düşündüm. Yani kendi çektiğim ve dayılarımın çektiklerini gördükten sonra dedim ya onları bu işlere bulaştırmam için elimden geleni yaptım. Çünkü en büyük sebebi tabii ki bunu Rabbim Allah'ım bilir ama alın yası denen bir şey var. Haklısınız. Ama kazalara ve arabada yatarken ölümlere, işte ne bileyim yani birçok arkadaşımız uyurken vefat etti kalp krizinden, bilmem ne, stresten, şundan bundan. Ben bunları istemedim. Yani ben bunları gördüğüm için çocuklarımı bu işe sokmak istemedim. Hep istedim devlet memuru olsunlar, işine gücüne baksınlar. Sabah çıkıp akşamleyin evlerine gelsinler. Bizim gibi yani çıkıp da haftada bir veya ben yine iyi gidiyorum. Birçok arkadaşım mesela 3 ay gidiyor. Mesela şu an çok tanıdığım Hüseyin Kartal var mesela. Adamlar gidip geliyorlar Avrupa'ya. Günlerce görmüyorlar ailesini. Ondan sonra birçok arkadaşımız var Avrupa'da dorsecilik yapıyor. 3 ay hiç gelmiyor memlekete. Yani bunları gördükten sonra ben dedim istemiyorum. Öyle de kararını verdim. Ha, ben seviyor muyum? Evet, ben seviyorum. Ben çünkü mutluyum. Niye derseniz, ben bu işin içinde yorulduğum için çocukluğumdan beri küçük ve büyük araçların üstündeyim. Sevdiğim ve ehliyetim var ve ben bundan başka da bir iş şu an yapamam. Bu saatten sonra ne bileyim ne fabrikaya giderim, kapalı bir alanda kalırım, ne de bir fabrikaya gidip tekniker olarak çalışabilirim, ne de bir yerde gidip mesela var birkaç arkadaşım diye mesela abi diyor bizim firmada diyor çok sevdiğim bir abilerim var hatta gel diyor baş şoför olarak kal işte bilmem ne, yok ben gelemem bu işlere, benim işim belli abi, ben ya yola gidip geleceğim ya da evimde oturacağım balığımı tutacağım, akşam geldiğimde o güzel gene balığımı kesip yiyeceğim, benim hayatım o. İşte bundan sonra da büyük bir ihtimalle zaten Ilgar'a bir şeyler öğretmenin peşindeyim. Ilgar'ı daha iyi yetiştirmenin, ahlaklı, güzel bir çocuk olması için elimden geleni yapmaya uğraşacağım. Niyetim o. Tabii ki şu işleri de bir düzene koyalım. Allah nasip eder de bu kışı da kazas belas çıkartırsak bir iki hayallerim var. O hayallerimi gerçekleştireceğim. İsterdim. Mesela Mert'in bir işi gücü var ama Batuhan'ın o kadar bir işi gücü yok. Okulu yarıda bıraktı zaten. Çok dedim ona gel mesela yetiştireyim seni. İşte Avrupa'ya git. İşte bilmem nerelere git. Allah razı olsun bugün Ömer Demirci'ye desem ki abi böyle böyle oğlum var. Bir yeğenim zaten orada çalışıyor şu an. Cengiz Han mesela. Rica etsem tamam abi der, hemen ertesi gün işte her şeyini alır, vizesini falan yollar yani. Rica etsek onu hemen yapar. Onun gibi birçok dostlarımız var yani hayatımızda. Ama o istemedi. Ben çok dedim, istemedi. Ben dedi, yani arabanın içinde gitmek istemiyorum dedi. Tabii ki o da onun kendi tercihi. İsterse yine her zaman diyorum, başım üstünde yeri var. Öğretirim. İyi bir öğretmenlik yaparım. Ondan sonra vurur yoluna gidersin. Öğrenci olarak iyi bir öğrenci olur mu? Evet, Batuhan iyi bir öğrenci olur. Çünkü daha önce de araba vermişliğim var ona. Tecrübeli olarak yola çıkabilir mi? Birkaç ay benimle gitsin gelsin. Bir kışı mesela ben isterim mesela direkt oğlumun
hemen yola çıkmasını istemem. Ama bir kışı benden geçirip kışın neler yapabileceğimi görmesini isterim. Geleceğim arkadaşlar, birazdan dayımın olaylarını da anlatacağım. Onları gördüğüm için zaten bu çocuklarıma bu işe yönlenmesini istemedim. Önce şimdi buradan Mardinli arkadaşlarım var, kardeşlerimiz. Onlardan bir mazot alalım. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. Evet, dediğim gibi eskiden hep 7500 liralık alıyordum ama şimdi 10.000 liralık alıyorum. Birazdan da 10.000 liralık alıp yola devam edeceğim. Ne olmuş mazot? 26-20 olmuş. Ha, piyasadan 1 lira aşağıya. Şu an için bir sıkıntı yaşamadık. Devamlı buradan alıyoruz. Manisa işine başladığımızdan beri bir iki firmadan aldık ama çoktandır da buradaki Ozan diye bir kardeşimiz var. Yaklaşımı çok iyi. Bakın arkadaşlar, ben niye buraya geldim? En basitten Ozan'ın yaklaşımından geldim. Ozan bir defa buradan girdim yakıt almaya. Ozan da dedi ki, ya çok iyi bir karşılandım. Çok da sevdim Ozan'ı. Dedim bundan sonra senden alacağım dedim. Şu anda da yeğenleri zaten arabaya hemen yanaştı. Ona da selam olsun buradan. Hacı! Reis! 10.000 10.000 liralık ver, 10.000 liralık. Evet, görüşmek üzere. Mazot aldıktan sonra yolda muhabbete devam ederiz. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, size dedim ya dayılarımı anlatacağım diye. Hürpehlivan. Hürpehlivanlık benim arabamda da yazılı olan Hürpehlivan'dı. Hürpehlivanlık Ordu'da. Bunlar 4 kardeşler. Biri Mehmet Yılmaz. Ordu'da ayakkabıcılık yapıyor. Dede mesleğimiz de ayakkabıcılık. İkincisi Ürüş Yılmaz. O da urdacılık, nakliye, ıvır zıvır Ordu'nun içinde yapıyor. Üçüncüsü Dursun Yılmaz ve dördüncüsü Ahmet Yılmaz. Fakat ben bunların içinde en çok Ahmet Yılmaz'ı hatırlıyorum, dayımı hatırlıyorum Hürpehlivan olarak. Dursun dayımı da annemin anlattıklarından size anlatacağım. Evet, Dursun dayım enteri var. O zamanlar işte Sara filan bilmem ne, Ordu'nun nakliyecileri, Sara'ya kooperatif filan kuruluyor. Tabi bunlar hep kurucuları. Oradaki nakliye sektörün kurucuları Ahmet Yılmaz, Dursun Yılmaz. Şimdi eskiden dayım gelirmiş. Bunlar hep annemin anlattıkları arkadaşlar. Annem gerçekten tarih gibi kadın. Hikayesini yazsa var ya, inanın ki binlerce kitap çıkar. Her neyse. Dayılarım Ordu İstanbul çalışıyorlar. İşte Anadolu'ya her yere gidiyorlar ama kalkış yerleri hep Ordu. Ordu merkez. Aslen Gülyalılar, Ablayılılar ama Ordu merkezde oturuyorlar. Rahmetli dayım Entel'den devamlı İstanbul'a geldiklerinde Erenköy'den veya Üsbostancı'dan hemen hemen sıraya girerlermiş hareme kadar. Harem de gemi sırası. 3 gün, 4 gün, bazen 1 hafta bekledikleri oluyormuş. Gemiyle geçiş vardı o zaman. Yani eyvallah. Gemiyle geçiş varmış o zamanlar. Köprüler olmadığı için Anadolu Avrupa, Avrupa Anadolu, Sirkeci harem, harem Sirkeci. Bu şekilde. Tabii ki Sirkeci nakliyecilerin olduğu bir yer o yıllar. Hala da bu yıllarda da aynı. Bakın bu yıllarda da Sirkeci'de nakliyeciler hala meşhurdur, vardır yani. Çünkü İstanbul'un kalbi Eminönü'ydü, Tahtakale, işte Sirkeci'ydi eskiden. Hatta daha düne kadar Sirkeci kamyoncuların ve taksilerinde otoparça, yedek parçacıları hep Sirkeci'deydi. Özellikle kamyonların bile. Evet, dayım ben fazla tanımıyorum. Diyorum ya, ben çok küçükken vefat etmiş. Dayım çok genç yaşta vefat etmiş. Şimdi Birol aradım. Dayımın da oğulları şu an Boztepe TV'nin sahibi Birol Yılmaz.
torunu Dursun Yılmaz. Ona da buradan selamlar olsun. Resimleri istedim. Resimleri yollarlarsa eski nakliyeci resimleri, onları da paylaşacağım. Görüntü olarak atacağım size. Dayım bayağı çile çekmişler. Yani Avrupa'ya geçebilmek için, işte tekrar Avrupa'dan Anadolu'ya geçebilmek için, memlekete gidebilmek için bayağı çileler çekilmiş. Tabii dayım yıllardır bu yollara gidip gelmiş. Bir iki tane anısını biliyorum annemin anlattığı kadarıyla. Hep bize şunu der: oğlum sakın ha soğuk su içmeyin. Oğlum sakın ha terlikene, işte rüzgara, işte oraya buraya camımı açmayın. Çünkü dayım kanserden vefat etti. Dayım İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da o adalarda yatmış. Adalarda hastanede yatmış. Hep anneme dermiş: beni seven dostlarım soğuk su, işte terli rüzgara bilmem hiç çıkmasın. Çünkü bu iş, siz de biliyorsunuz ki birçok videomda da var, teller içinde kaldım, yükü indiriyorsun işte bilmem. Bir de onlar bizim gibi rahat değil, perde açmıyor. Onlar kamyonlara branda çek, branda aç bilmem ne, topla koy. Onların işi çok zordu. Hala daha bu işi yapan insanlar, Allah yardımcılar olsun. Gerçekten çok zor branda işi. Tabii hastanede yatarken tek görmek istediği şey de birinci köprü, yani Boğaziçi Köprüsü'nü görmek. O zaman ayakları, temelleri daha yeni atılıyormuş dayım hastanede yatarken. Hep şunu diyormuş Ahmet dayıma da, işte büyük abilerine, en büyükler Ahmet dayım ve anneme filan: şu köprü yapılsın, ilk ben geçeceğim. Köprü yapılsın, ilk ben geçeceğim. Hep bunun hayalini kurarmış. Çünkü niye? Çok çileler çekmişler gemiyle geçerken. Köprüyle tabii ki büyük bir kolaylık olacak. Ama ne yazık ki dayım köprüyü göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dayımdan fazla bir şey bilgilerim yok. O dayım öyle kaldı. Benim anlatılanlar bu kadar. Belki daha uzundur. Birol Yılmaz'dan konuşursam, inşallah bir gün konuşurum, o da daha iyi anlatır. Aslında Birol iki dayımı da çok iyi anlatır. Çünkü Birol yıllardır mavinlik yaptı. Dayımın oğullarıyla beraber, işte Cemal'le, Kemal'le, bunlarla hep yolculuk yaptı. Şimdi gelelim Ahmet dayıma. Hür pehlivana Ahmet Yılmaz. Evet, o 1210 Ford'u var. Ahmet dayım kamyonu var. Yıllardır, ölene kadar da kamyonculuk yaptı. Nakliyecilik yaptı. Ama arkadaşlar, dayım bir gün direksiyona çıkmadı. Ha zorda kalsa şuraya ileri alır, tamire getirir bilmem ne der. Ama dayım bir gün arabanın sırtına çıkıp da İstanbul'a gitmedi. Ehliyet bile almadı. Öyle biliyorum. Ehliyet bile almadı. Hep şoför kullandı. Yıllardır şoförle devamlı yola geldi. Devamlı İstanbul'a, oraya buraya, işte Antep'e, Diyarbakır'a, Mardin'e, her yere gitmiştir. Her yere de şoförle beraber o da yanında gitmiştir. Hiçbir zaman arabasını bırakmadı. O kadar arabayı o da severdi. Hiçbir zaman o da heves etmedi. Çocukları bu işe bulaşsın istemedi. Evet, bir oğlu Cahit Yılmaz. Kurmay albay. Paşa olacaktı. Bıraktı. Çok güzel bir Atatürkçü bir abimiz. Çok da severim Cahit abimi. İkinci oğlu, o da Cemal Yılmaz. Ordu'da bütün Atka neydi onun şeyi, fen öğretmeni miydi? Öyle bir öğretmendi. Bütün herkes tanır. Ordu'da birçok öğrencisi vardır. İkinci oğlu Kemal Yılmaz. Kemal Yılmaz da orman işletmede memurdu. Düşünün, dayım bunların hiçbirini ulaştırmadı. Ama iki oğlu da ehliyeti aldı. Cemal Yılmaz ve
Kemal Yılmaz. İkisi de ehliyetlerini aldı ağır basta. Ara sıra bunlar da mesela Cemal Yılmaz yazları boşta kalırdı. Öğretmendi ama yazları boştaydı. Yazları çıkardı arabanın üzerine, devam ederdi. Hatta işte kuzenim olan Birol Yılmaz'ı da yanına alır. Birol da ufak tabii, bizim aynı yaşıtız olan. Ondan yola giderlermiş. Kemal abim de, o da izinlerinde işte veya memur olmadan önce, o da birçok kere yola gidip gelmişliği vardır babalarıyla. Bu işi ben uzatırım, çok uzatırım da Mert baba diyor hayat hikayesi çok uzun olmasın anlatmaların diyor. Onun için birazcık kısa kısa keseceğim. Dayım çocuklarını bu işe bulaştırmadı. Öbür dayım da Dursun Yılmaz da bulaştırmadı. Hep kendi gitti geldi. Aynı benim gibi, ben de şu an kendim gidip geliyorum. Dayım tabii bu köprüleri gördü. O köprülerle geçti, etti. Ahmet dayım hepsine gördüm. Hep bana şunu söylerdi. Ben de şoför oldum, yollara çıktım. Görüyor beni. Aman yeğenim dikkat et. Aman yeğenim uykusuz yola gitme. Aman yeğenim karda buzda şöyle yap. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Hep bunu bana söylemiştir. Tabii ki her nasihat kulağımıza küpeydi. Dayım nasıl vefat etti? İstanbul'dan yükü yüklüyor. Ordu'ya geçecek. O günü ben de iyi hatırlıyorum. Dayım Gebze'de Kavşak'ta denk geldik. Soluma baktım, otobandan çıkıyorum, O5'ten geliyor. Hatta bir gün önce de annemin yanındaydı, bizdeydi, evdeydi. Tam Gebze'de soluma baktım, yol vereceğim. Ay baktım Hürpelivan 1210 Ford geliyor sarı. Bir baktım dayım tat 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 korna. Bende de 25-20 kargo vardı o zaman. Hemen tabii dayım ileride durdum. Hemen beraber bir iki muhabbet yoluna devam etti. Dayım Havza'ya kadar geliyorlar. Havza'da arabanın lastiği patlıyor 1210 Ford'un. Gece diyor ki şoföre yatalım diyor. Sabahleyin hallederiz diyor. Dayı gelme. Gelme dayı gelme. Gelme. Gelme ama şimdi gel. Lastikleri patlıyor. Yatıyorlar. Gece uyuyorlar. Sabahleyin gün ağırsın. Lastiği yapar yola devam ederiz diyorlar. Tabii o zamanlar şambiyeli lastikler. Şoför yatıyor. Ben de dayılarıma çekmişim. Tez canlıyım. Dayım da öyle kalkıyor erkenden. Yola devam ediyor. Yani lastiği yapmaya için aşağıya iniyor. Ve şoför arabada yatıyor hala arkadaşlar. Şoförü kaldırmıyor. Hani kürkoyu vurayım, bijonları sökeyim diyor. Bijonları sökerken dayım kalp krizi geçiriyor ve orada vefat ediyor. Lastiğin başında vefat ediyor. Ve şoförün haberi bile yok. Bir kalkıyor ki dayım arabanın dibinde vefat etmiş. Havza'da. Bu arada Havza'da bizim için niye önemli? Benim anneannemin memleketi Havza. Ben de Havzalılara buradan gönül dolu sevgiler olsun. Annesinin memleketinde dayım vefat ediyor. Ve biz bunları gördük. Bunları, çilelerini, her yaşantıyı gördük. Gel şimdi Abdullah kardeşimizin yorumlarında yazdığını. İşte ondan diyorum. Biz de çocuklarımızı bu yüzden bu işlere bulaştırmak istemedik. Her akşam evlerinde olsunlar. Huzurlu, mutlu olsunlar. Benim istediğim o. Mert evinde olsun, Batuhan evinde olsun. Çoluğuna, çocuğuna daha çok zaman ayırsın. Onlarla mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürsün. Tek istediğim o. Belki biz de bu işlere girmeyebilirdik.
kim lan? Ah, Şemsettin arıyor Adana'dan. Selam olsun Şemsettin'e de. Şemsettin, döneceğim sana kardeşim. Birazdan arayacağım seni. Şimdi ben çocuklarımı onun için değer veriyorum. Bütün anne babalar değer veriyor. Bu yolda dedelerini gören, bu yolda işte şoförlük yapan ailelerin birçoğu çocuklarını bulaştırmadı. Ha, birçoğu da bulaştırdı. Mecburiyetten bulaştırdı. Çünkü başka yapacak iş göremeyince, okullarda okunmayınca mecbur. Mesela bir örnek vereyim. Kadir abi, İlyas'ı mesela niye bulaştırdı? Yok, okul bitti ama hala bir iş yapmıyor, etmiyor. Manın üzerine verdi. Öyle yaptı, böyle yaptı. Baktı olacak gibi değil. Bir tane DAF aldı. Borca soktu. Boşta kalmasın, çalışsın. Hem DAF'ın borcunu ödesin hem de işi gücü olsun diye. Mesela bu şekil soktu. Bugün birçok örnek verebilirim yani bununla ilgili. Birçok baba da baktı ki bir şey olmayacak. Mecbur çocuklarını bu işe bulaştırdı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi bunları hep anlatıyorum. Mustafa da bana şunu diyor bana. Abi diyor, hep diyor bu iyi yanlarını anlatıyorsun. Hatta bir iki arkadaşım da yazdı. Kötü yanlarını da anlat diye. Kötü yanlarını zaten her zaman anlatıyorum, görüyorsunuz. Ha, Mustafa'nın anlat demek istediği şey de şu. Çok masraflar etti, çok. Evet arkadaşlar. Dur, bir sonraki videoda anlatırım. Evet, görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Saat 18 oldu. Ben yoldayım. Manisa, Çanakkale yolculuğu. Manisa, Susurluk. Oradan Biga, Çanakkale, Çanakkale üzerinden Çerkezköy yolculuğumuz devam edecek. Evet, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Manisa'dan çıktıktan sonra aşağı yukarı bir 3 saat kadar yol geldim. Susurluğu geçtim. Bandırma ile Susurluk arasında bir yer var. Rüzgar çok olduğu için dedim yemeğimi lokantada yiyeceğim. Evet, hem bir köfte yedim, bir de az işkembe. Bir tane de Kemal Paşa, tek bir Kemal Paşa. Bir tane yani, tam porsiyon değil. 65 lira para harcadık buraya. Bu normalde başka lüks köfteciler var mesela. Onlara baktığın zaman gerçekten hesaplı bir yer burası. Eğer ki oradan 5 gibi 6 gibi çıkarsam, çünkü daha ilerleyen saatlerde yemek yememek için yemeğimi burada yiyorum. Çünkü ilaç kullanıyorum. Şeker ilacı kullandığım için mecbur burada yemeğimi yiyip, saat de kaç olmuş şu an? Kaç oldu da saat? Saat 8:30 şu an. 34 dakikadır da buradayım. Yemek yemem için 1,5 saat daha gitmem lazımdı. 1,5 saat sonra hem taco da olacaktı hem de yemeğimi yiyecektim. Ama saatte 9:30 falan olacaktı. Bu da kalori almamıza, bilmem ne etmemize, işte yağlanmamıza, ıvıra zıvıra sıkıntı oluyor. Evet, yolculuk devam. Çünkü bu gece saat 2:30 gibi veya 3 gibi en geç yükü indirmem lazım. Öyle dendi çünkü. Allah nasip ederse yola devam. Şimdi normal şartlarda erken çıktığım zaman tek takoyla gidiyordum. Yani 45'i dediğim yerde verdiğim zaman 3,5 saatte de öteye varıyordum. Bu sefer biraz 1,5 saat geride kaldığım için buradan takom yetmeyecek. Otobanı falan herhalde Tekirdağ'a gelmeden bitecek diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Ondan sonra da artık bir 45 verir miyiz? Veya bir 2 saat yatar öyle mi gideriz? Ona ilerleyen saatlerde karar vereceğim. Yani saat 8'in 4 saat daha sürersem 8:30. Yani 12-12:30'a kadar sürersem büyük bir ihtimalle Çanakkale otobanı falan çıkmış olurum. Oralarda 1-2 saat yatarım. Adam 3'te gel diyor ama 4 olur, önemli değil. Ama
bir saat iki saat uyurum diye düşünüyorum. Ya bunlar, ben hep zaten şuna karşıyım. Saatli yük hep karşıyım. Ha bu da şu. Ya 3'te orada ol ama sabah 7'de mesai bitiyor orada. 7'ye kadar illayı verme yükü. Hep öyle diyorlar. Yani gece 2'de 3'te orada ol ama mesai sabah 7'de bittiği için öbür vardiyaya kalmamalı. Öbür vardiyaya kaldırırsa ceza oluyor. Sıkıntısı var. Yani sözleşmeler var. Onun için bu vardiya, aldığı vardiya da teslim etmem gerekiyor bu yükü. Hayırlısı Allah'tan yola devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi yemeği yedim mi insanın kan şekeri çıkıyor. Çıktıktan sonra da az ileride uykusu geliyor. Tek hayalim, tek umudum uyumadan en kötü bir Çanakkale'yi köprüyü geçmek istiyorum. Köprüyü geçersem, çünkü ondan sonra bir yolum kalmıyor. 1,5 saatlik bir yolum kalıyor. 1,5 saatte de inerim. Evet, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ha bir de hem malı indireceğim, hem yükleyeceğim, hem bir de geri döneceğim. Anlatırım onları ben size. Yarın sabah da anlatırım. Sabah bol bol anlatırım. Evet, bakalım ne yapacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet, şu an Çerkezköy'e geldim. Gecenin saat 1'i oldu. Şu an Çerkezköy'deyim. Nasipse yükümü indireceğim. Buradan da yüklemeye geçeceğim. Artık yükleme 2 dam olur, 3 dam olur, 4 dam olur, 5 dam olur. Onun hesabını kestiremiyoruz. Yüklememizi yapıp Allah nasip ederse gelsin geri Manisa'ya dönmek. Yarın akşam tekrar 5'te oradan çıkışım var çünkü. Yani yarın akşam 17 gibi oradan tekrar çıkışım olacak. Allah nasip ederse gelsin geri dönüşümüz biraz sonra sabaha karşı başlar. Evet, şu an yapacağım tek güzel şey buraya bir an evvel indirmek. Şu an rampadayım. Fakat öbür ikinci yerden, yükleme yaptığım yerden nereden baksan 2 saat, 3 saat çoğu zaman uyuyorum. Bazen de tabii hemen gittiğin gibi yüklüyorlar ama inşallah bu sefer 3-4 saat uyurum, öyle yüklerler. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yarın sabah sokak kafede görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, hayırlı sabahlar diliyorum. Saat şu an sabahın 4'ü oldu. Yüklemeyi anca hallettim. Fakat uyku falan kaçtı. Artık uyku yolda gelirse geldiği yere kadar gidip orada yatacağız. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü şu an yatağa geçsem sadece dolanacağım yataktan. Uyku gelmeyecek. Yalandan zaman geçecek. Onun için gidelim, uykumuzun geldiği yerde yatalım. Evet, herkese hayırlı sabahlar. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Evet, şu an 2 saat 43 dakika istirahat ettim. Tekirdağ'da uçağın yanına ancak kendimi atabilmişim. Uçakla beraber buraya yatmışık. Evet, şimdi yolculuk Allah nasip ederse devam Manisa. Evet, sabah 7 oldu ya. 7.20 mi? 7.20 olmuş. Aydın bahar, yola devam. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.
Evet arkadaşlar, şu an var ya nasıl acil bir şekilde frene basıp hemen durdum. Niye durdum? Lahana buldum. Evet, lahana aldım. Burada da lahanam. Allah nasip ederse bir lahana turşusu kurarım. Tane 20 lira diyor. Ne bileyim ya, korkudan fazla da alamadım. Aslında bir tane aldım ama İstanbul'da fiyatlarını bilmiyorum. Şu an için bir tane aldım. Evet, afiyet olsun bana. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bir sokak kafede daha beraberiz. Arkadaşlar, sizden tek ricam var. YouTube'da abone olmayan arkadaşlar var. Videoyu seyredip kaytaranlar var. Lütfen videoya abone olalım. Instagram'a da takipte kalın diyorum. Sizden ricam. Evet, bugün diyorum ya, Lapseki tarafında güzel bir yer var. Tekçe diye bir yer var. Mandıra. Oradan bugün peynir ve tereyağı aldım. Bugün hem inek peyniri aldım, hem de aynı zamanda hem keçi hem inek peyniri karışık aldım. Bir de kırık peynir aldım. Kırık peynirin fiyatını yine söylüyorum. 45 lira. O peynirden aldım. Fakat biz Karadenizliler beyaz yemeyiz ama beyaz tereyağı. Niye dersiniz? Bakın şu an test yapıyorum. Bir de şu hazır marketten aldığım vardı, onu test edeceğim. Aya. Şu an daha önceki aldığım damağa yapışıyor. 3 artı marketlerden aldım bu. Bakın en iyi test budur. Damağa yapışmıyor. Al bir daha göstereyim. Bak bu yapışıyor. Ulan 3 artlılar. Aynı zamanda da ılgara. Buranın çok güzel kaşar peyniri var. Geçen gün gelinim dedi. Baba dedi, çok güzelmiş kaşar dedi. Ama harbiden tereyağısı da 10 numaraymış. Diyorum ya, güzel şeyleri gördün mü hayatta kaçırmam. Ama bu buna çok geldi. Şöyle yapalım. Balla karıştıralım. Aynen. Aynen reis, hiç uğraşma. Aynen balla karıştıralım bunu. Eski tereyağı bas. Yeni tereyağı. Bu kim lan? Kusuruma bakmayın. Özel bir telefondu. Açmam lazımdı. Evet, şu an tereyağı balla buluşturma zamanı. Çünkü kabıma sığmadı hepsi. Kadir abi, Kadir abi çok sever ballan tereyağı. Arkadaşlar, en güzel tereyağını test etmek istiyorsanız az bir şey tereyağını dilinizin üzerine koyun, damağınıza yapıştırın. Eğer yapışıyorsa yaramaz. Ama yapışmıyorsa harika. Gerçekten bu yeni aldığım, yapışmıyor. Bu da yine bizim Karadeniz'in bir yağı da, öbürü aldım. Yine dedim hani hemşerilerimin yağını alayım. Başka yağlar da var marketlerde. Ama hemşerimin yağı sikinti. Ama olsun. Fadime ablanın yağı var mesela. Oftan alıyorum marketten. O yağ mesela, o da çok güzel bir yağ. Evet, tereyağının üstünü bu şekil burada değerlendirdik. Bu tamam. Evet, sade tereyağlı bir sucuk yapalım. Aynen, tereyağımız var, yeni aldık. Şu üstündeki gitmeli, şu kapak gelecek ya. Şu kapak geleceği için şu üstünü birazcık atacağız. Az dağıt oğlum, ye lan, korkma ya. Paranı yiyorsun zaten, bir şey yemiyorsun. Allah şükürler olsun. Yumurta falan kırmayacağım, sade sucuk yapacağım. Evet, bugün palamut alacaktım fakat yine palamutçu da boş. Çünkü rüzgar acayip şu an, burada da öyle. Yine herhalde balığa çıkamamış buradakiler. Balık yoktu tezgahta. Bugünkü yüklemem akşamleyin 7-7.30'daymış. Şu an saat
11 oldu. Eyvallah kardeş. Saat 11 oldu. Şu an ayak sürtüyorum. Bugün Allah'a şükürler olsun. 1-2,5 saat uyku uyudum yani. Şükürler olsun. Şimdi yarın yüklediğim yükü yarın sabah indirip Allah nasip ederse Mustafa'yı aradım. İstanbul'a geçeceğim, Çerkezköy'e. Çerkezköy'e geçmemin sebebi de arabanın yağ bakımı geldi. Dedim yağları, filtreleri falan al. Yarın onları yaptıralım. Oradan da uyumak istiyorum dedim. Gemiyle geçeyim. Tamam abi dedi. Yarın da Allah nasip ederse gemiyle geçer dinleniriz. Çiğ sucuğu çok seviyorum. Evet, sucuğu bu sefer devamlı aldığım kasabımdan alamadım. Yasin'e dedim. Yasin dedim bana sucukla yumurta getir. Sağ olsun o günü kardeşler kasapları var onların. Sucukla yumurta getirdi bana. Ama sucuğu da güzelmiş yani, kötü bir sucuk değilmiş. Onu da söyleyebilirim. Evet, çayımız. Tüpüm bitsin diye bekliyorum. Evet bak, kulpu yaptım, ne kadar güzel oldu. Şimdi tüpüm ölü yanıyor biraz. Ama yansın, umurumda değil. Çünkü içinde gaz bırakmak istemiyorum. Şey tarafında olsaydım, kaynaşlı tarafında, orada sağ olsun bir petrol var. Orada doldurabiliyordum. Gürcistan'da da doldurabiliyorum. Azerbaycan'da da zaten dolduruyorlar. Nedense bir tek bizim Türkiye'de bu yok, doldurma işleri. Evet, çayı dediğim gibi yıkıyorum. Sebebi de son aldığım bir çay var. Hem de resmi bir çay. Kötü çıktı. Sırf toz çıktı. Bir de iyi olanın üstüne attım bir de. Aptal gibi. Bakın. Gelen neydi lan oranın adı? Yok. Manisa'ya giderken adı aklımdan çıkıyor. Harbiden şu ekmeği alıyorum. 10 gün yiyebiliyorum. O kadar lezzetli. Eve de getiriyorum bu ekmeklerden. Şimdi bu ekmeğe büyük ekmek. Yarısını ortadan kestiriyorum. O bozulmasın diye arabada dolapta duruyor, buzdolabında. Öbürlerini dilimletiyorum. Dilim dilim yiyorum. Bugün 2 dilim fazlasıyla yetiyor bana ama 3 dilim ısıtacağım tost makinemde. Kokusu bile var ya, mis gibi mis. Ha, yapanlar da orada yazıyor, Trabzon ekmeği yazayım. Diyorum ya, her yerde Trabzon ekmeği var ama her zaman şunu unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten taş yerinde ağırdır lafı var ya, lezzet de yerinde lezzettir. Her yerde aynı lezzet yok. Öyle bir acıktım ki saat oldu 11. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum ama şu an bir dizi, bir program var. Onu da çok seviyorum. Söyleyeyim ya, Müge Anlı. Müge Anlı'yı seyredeceğim. Kahvaltıda Müge Anlı'yı. Onun için kahvaltımı ona çektim. Ondan beraber yapayım diye. Akşam yemeğini de yalan yok, 5'e 6'ya çektim. Esra Erol'la yapayım diye. Seviyorum. Olayları seviyorum. TikTokçuları seviyorum. TikTok var. TikTok. Aynen. TikTok'ta millet nasıl kaçmış adama. Adamlar garılara kaçmış. Bu TikTok'un Allah cezasını versin. Bütün garılar kaçıyor. Garılar da kaçıyor. Adamlar da kaçıyor. Ahlaksızlık diz boyu. Ha, edebile yapan var mı? Evet. Edebile yapan da var tabii ki. Ama edebile yapmayıp da ahlaksızlık da yapanlar var mı? Evet. Onlar da çok var. Onları da Müge Anlı yakalıyor zaten. Aa, burada deşifre ediyor. Hem o hem Esra, hepsi deşifre ediyor. Evet, sucuktan önce ekmeğimizi kızartalım.
Haydi bismillah. Ha bakayım aşağı. Riv 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 riv. Abi iki ekmek sığdı. Üçüncüyü boş ver. La koy lan koy. Yeriz lan gel. Yersin oğlum yersin sen. Ben sana güveniyorum gel. Gel. Ha. Kızıyor beyler. Mert kızıyor. Baba diyor çok yeme etme diyor da. Dün mesela gerçekten geç yedim. Geç çıktım şeyden. Yükleme yerinden. Manisa'dan. Onun için olmuyor. Şu anda Biga'yı da geçtim. Bandırma ile Biga arasında bir yerdeyim. Evet, çayı da kapatalım. Çay da üşümesin. Evet. Fabrika. Abim. Horasan. Hayri. Bezler bitiyor. Bana bez yollayın. Bu bezleri de kendi fabrikamızda yapıyoruz. Hatta bu bezler ta Avrupa'ya kadar gidiyor. Evet bugün dediğim gibi yeni peynirim açmadım. Sadece tereyağımı açtım. Bal kaymağımı açtım. 10 numara. Evet bana afiyet olsun. Size daha iyi günler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet şu an dışarıda hava şu şekil. Geldim. Saat 15.30 şu an. Manisa'dayım. Yükümü boşaltacağım. Fakat 1-1.5 saat, 2 saatlik kadar bir zaman birimi var. Dedim hemen perdeleri kapatayım. Ben yatayım bir an evvel. 1 saat, 1.5 saat de olsa uyumak istiyorum. Tekrar yolculuk Çerkezköy. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Evet Ulu Önder Atatürk'ü görüyorsunuz. Oraya YouTube'un plaketini asmak istiyorum. Ve sizden yanına, Atatürk'ün yanına asmak istiyorum. Sizden tek ricam YouTube'a abone olmayı unutmayalım lütfen. YouTube'a ve Instagram'a abone olmaya devam. Evet görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın.